İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 32. toplantısı. Yerevan'da Aurora Mardiganyan'a ve Armenosi şehitlerine adanan bir anıt heykel açıldı. Bakü, Arsak'ın esir alınan askeri siyasi liderliğine karşı yeni bir suçlama sundu. Bakü, kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi yönünde Doğu Ermenistan ile işbirliği yapmıyor. Cenevre'de tartışma, adalete giden yolda Ermeni rehinelerin kaderlerine öncelik verilmelidir. İsrail ordusu askerlerinin Beyrut'a veya Lübnan'ın diğer büyük şehirlerine girmeyeceğini duyurdu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin toplantısı 30 Eylül'de gerçekleşti oturumun açılış konuşmasını Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan gerçekleştirdi. Oturumda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Abrahamyan Gomidas'ın 155. yıl dönümüne adanan Xan Provence Konferansı ve konserinin organizasyonu için ne kadar önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti. Başkan Armenak Abrahamyan konferansta Batı Ermenistan'ın kültürel mirasının korunmasına değer verdiği önemli konuşmasını gerçekleştirdi. Toplantıda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Ermeni kültürü ve mirasının tanıtıldığı sergiye değindi ve muhterem Gomidas nişanının önemi hakkında bilgi verdi. Oturumun sonunda Abrahamyan, haklarımızı tam olarak savunabileceğimizi ve uluslararası toplumun dikkate almaya başladığı gerçeğini ortaya koyabileceğimizi söyledi. Aurora İnsani Girişiminin başlattığı Aurora Mardiganyan ve Ermenilere uygulanan soykırım Arminosit şehitlerine adanan anıt heykel Komitas Müze Enstitüsü Parkı'nda açıldı. Açılış töreninin ardından animasyon belgeseli Aurora'nın şafağı gösterildi. Ermenilere uygulanan soykırım armenositten sağ kurtulan Hollywood yıldızı ve hayırsever Aurora Mardiganyan Aurora girişiminin oluşumuna ilham kaynağı oldu. Anıların yazarı Vigen Avedistir ve o Mardiganyan'ın soykırım armenosit dehşetinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurtarılmasına kadar hayatının iki aşamasını sunmaktadır. Açılış töreninde Nubar Afeyan, biskopos Hacak Barsamyan ve diğerleri hazır bulundu. Eski el yazmaları müze enstitüsü Madena Taran, yeni açılan anıta ithaf edilen ve 7 Ekim 2024 tarihine kadar sergilenecek olan İnsani Yardım Kitabı el yazmasının son sayfasını sundu. Bakü, Arsak'ın askeri siyasi liderliğine karşı daha çok şaka niteliğinde yeni bir uydurma suçlamada bulundu. Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'e göre Arsak liderleri daha önceki suçlamalar arasında tarihi ve kültürel anıtları tahrip etmekle de suçlanıyor. Savcı tutuklanan kişilerin tüm haklarının iddiaya göre tırnak içerisinde korunduğunu, her birinin birden fazla avukatının bulunduğunu ve dava materyallerini tanıma hakkına sahip olduğunu ekledi. Azerbaycan Başsavcılığı, Artsah'ın 15 eski askeri ve siyasi liderine karşı ceza davası başlattı. Eylül 2023'te Bakü'nün gerçekleştirdiği büyük askeri saldırı sonucunda Artsah'ın askeri siyasi liderliğinin bir kısmı yasa dışı bir şekilde gözaltına alınarak Bakü'ye götürüldü. Terörizm, terörün finansmanı, silahlı örgütler ve kanunlarda öngörülmeyen gruplar oluşturmak, terör amaçlı tatbikatlar yapmakla suçlandılar. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ani Badalyan, Bakü'nün Doğu Ermenistan'ın kayıp kişilerle ilgili bilgi vermeyi reddettiği yönündeki yorumlarına ilişkin Radar Ermenistan araştırmasına atıfta bulundu. Badalyan, Doğu Ermenistan'ın her zaman kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi de dahil olmak üzere insani konularla ilgilendiğini vurguladı. Sözcü şöyle dedi. Ermeni tarafında 1008 kayıp kişi var ve Ermeni tarafı Bakü askerlerin kalıntılarını ve verilerini daha önce Bakü'ye naklettirmişti. 2024'te iki tarafın komisyonları arasında planlanan toplantı Bakü'nün reddetmesi nedeniyle gerçekleşemedi. Bakü'deki saldırılar sonucunda çok sayıda Ermeni zorbalıkla kaybedildi. Ancak tüm delillere rağmen Bakü uluslararası İnsan hakları örgütleriyle işbirliği yapmıyor. Birleşmiş Milletler ofisinde yayınlanan belgeler 2020 yılında 24 Ermeninin esir alınması durumunu doğruluyor. Hristiyan Dayanışma Örgütünün Cenevre ofisi tarafından düzenlenen Bakü'de insan hakları, Ermeni tutukluların kaderi adlı tartışma Cenevre'de gerçekleşti. Örgütün temsilcisi Joel Weltkamp, bir yıl önce Arsak'ın zorla yerinden edilmesinde son aşamaya gelindiğini, son üç yılda ise Ermenilerin rehin alınmasının hükümeti yok etmenin bir aracı haline geldiğini hatırlattı. Bugün hala Bakü'de onlarca Ermeni esir olarak tutuluyor. Tartışmanın konuşmacıları, adalete giden yolda bu kişilerin kaderine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Bakü iktidarı rezillikler içinde yaşıyor. Time of Israel gazetesinin belirttiğine göre İsrail ordusu Tsahal'ın sözcüsü Tu Amiral Daniel Hagari, İsrail ordu birliklerinin Lübnan'a veya Lübnan'ın herhangi bir büyük şehrine girmeyeceğini belirterek İsrail'in kuzey komşusuna yönelik kara operasyonunun mümkün olduğu kadar kısa süreceğini kaydetti. Gazetecilerle yaptığı görüşmede Hagari, İsrail birliklerinin Beyrut'a girmeyeceğini ifade etti. O, Lübnan'ın güneyindeki şehirlere girmeyeceğiz, biz sınırlarımıza komşu köylerin bulunduğu bölgede yoğunlaşacağız. Hizbullah'ın altyapısını çökertmek için bu alanda her şeyi yapacağız, dedi kara operasyonlarının ne kadar süre devam edeceği sorulduğunda Hagari, düşmana açıklamayacağım ama bunu mümkün olan en kısa sürede günler ve haftalar içerisinde yapacağız. Biz gereken neyse onu yapacağız. Şu anda yaptığımız sınırlı ve lokalize bir operasyon cevabını verdi. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.